Bugün de hava çok güzel vallahi. Şansım var ya. Yine acayip güzel bir hava. Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Ben sağlığımı korumaya çalışıyorum. O zehirlendikten sonra çok dikkat etmeye başladım. Bugün ama yine zehirlenme riskimiz var. Neden? Çünkü bugün en sevdiğim video tarzını çekeceğim. Sokak yemekleri. Peru yemekleriyle meşhur bir ülke. Yani doğasıyla, işte tarihiyle meşhur olduğu kadar yemekleriyle de meşhur bir ülke. Daha böyle yemekleri hakkında kötü konuşan biriyle karşılaşmadım. Bugün de deneyebildiğim kadar, midemin izin verdiği kadar denemek istiyorum ama bir tık tırsmıyor değilim ya. O zehirlendikten sonra sokakta neredeyse hiçbir şey yemedim. O yüzden bugün birazcık korkularımızla yüzleşeceğiz. Bir sürü yemek tadacağız. Tabii bütçem yettiği kadarıyla söylüyorum. Bir de güzel bir pazar gezeceğiz beraber. San Pedro, Mercado San Pedro ha. Bir önceki videoda, Cusco videosunda bahsetmiştim. Bugün o pazarı da gezeceğiz. Fiyatlardan birazcık bahsederiz vesaire vesaire vesaire. Umarım keyif aldığınız bir video olur. Benim de keyif aldığım bir video olur. O zaman hiç lafı uzatmadan videoya geçelim. Karnımızı bol bol doyuralım. Her yeri gezelim. Ya orada reyana satan bir tane abla vardı da bir ileri baktım sonra geri döndüm, abla yok. Aa, buraya gelmiş. Gracias. Hola señora. Reyano? Si. Uno por favor. Biber'e benziyor, biberli reyano. Quanto cuesta? 2.50. 2.5 soles. 2,5 solese böyle bir tane reyano aldım. İçerisinde biber var. Bu farklı. Bolivya'da yediğimiz reyanolardan farklı. Bir de abla yanında şöyle patates verdi. Bakalım tadına. Oturacak bir yer yok. Mecbur ayakta yiyorum ya. Hiç sevmiyorum ayakta yemeği ama. Ay. Bizim biber dolması gibi vallahi var ya. Biber dolmasının şey halini düşünün böyle. Hamur halini düşünün. Bayağı lezzetli, baksanıza içerisinde sebze var. Şurada sanırım bir de et var. Aynen. Et var, sebze var. Lan bu çok iyiymiş ya. Bir şey söyleyeyim mi? Fena bir tadı var ha. Şöyle haşlanmış patates verdi. Çok hoşuma gitti ya. Güne çok güzel başladık. Hakikaten çok güzel başladık güne. Bayağı lezzetli, bayağı bayağı hoşuma gitti. Hola. Tamales. Tamales. ¿Cuánto cuesta? $1.50. Uno, por favor. Dostlar, sizlere tamales'i göstermek istiyorum. Bu mısırdan yapılan bir tatlı. İlk olarak Bolivya'da yemiştim. Çok da hoşuma gitmişti ama sizlere gösterme şansı bulamamıştım. Şimdi Peru'da sizlere bunu göstermek istiyorum. Şöyle mısırdan yapıyorlar. İçerisine üzüm, çikolata, ondan sonra peynir falan koyuyorlar artık isteğinize göre. Böyle bir de mısır koçanına sarıyorlar. Sokakta da satıyorlar ama evlerde çok yapılıyormuş bu. Ben evde yapılanını yemiştim. Çok lezzetliydi. Bakalım bu da aynı lezzete sahip mi? Çok hafif bir tatlı bu arada. Hello. Hmm.
Bayağı lezzetli. GoPro nuevo. Nueve. Ah, está bonito. Y ese es el micrófono, ¿no? Micrófono, ajá, media mod. GoPro plus media mod. Media mod. Ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bayağı güzel. Çok lezzetli yani. Bunu da çok beğendim. Böyle yerken sanki kek yiyormuşsunuz gibi bir tat veriyor. Öyle de bir şey var. Ağızda öyle bir his bırakıyor ama farklı. Gerçekten farklı. Oldukça hafif. 1,5 sol. Lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Bunu buldukça yerim yani. Hola señora. ¿Cuánto cuesta? 1.50. Bir tane, uno por favor. Amerika. Okey. Şundan içelim bakalım ya. Şöyle sokakta meyve suyu satıyorlar da. Acayip merak ediyorum tatlarını ya. Daha önceden hiç içmedim buradayken. Şöyle yiyelim abla. Gracias. Şu çilekli olan. 1,5 sol fiyatı. Lezzetli. Muy rico. Muy rico. Bayağı güzel bak burada ne varmış? Ha bak şeyden yapıyorlar sanırım. Bu api, bu da morada. Bak şu siyah mısırdan yapılıyor, bu da beyaz mısırdan yapılıyor olması lazım. Bolivya'dayken öyleydi. Bu da aynısı mı bilmiyorum. Bayağı lezzetli. İlla ki doğal değildir ama ya şey koyuyorlardır yani, katkı maddesi koyuyorlardır. Bolivya'daki böyle hazırda satmıyordu. Baya doğal satıyorlardı. Ondan eminim. Onlarda katkı maddesi yoktur diye düşünüyorum. Ama bunun tadı birazcık şey böyle. Hafif bir ilaç tadı geliyor sanki. Ama kötü değil. Güzel. Yani çocukken böyle şeyler çok istediğimiz için alıştık artık. O yüzden çok çirkin gelmiyor tadı. Uno momento, por favor. Ay, Pablo, para eso. Ceviche. 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 Şöyle bir tabak aldım kendime. Gracias. Bakın abi burada böyle bir tezgahta hazırlıyor. Şöyle bir tabak hazırlıyor. Bunun ismi ceviche. Peru'da oldukça meşhur bir yemek. O yüzden bunu tatmak istiyorum. Çok ağız tadıma uygun mu emin değilim. Çünkü çiğ balıktan yapılan bir yiyecek. Şöyle bir köşe bulayım da oturayım bir yiyelim. Baksanıza. Yani çiğ deniz ürünlerinden yapılan bir yiyecek. Bir de şöyle pirinç koydu. Şöyle burası iyi sanırım. Şöyle bir tadına bakalım. Evet, şimdi ceviche'mizi yiyebiliriz. Şurada çiğ balık var. Bu da sanırım çiğ karides. Yani deniz ürünlerini o kadar sevmiyorum, o kadar bilmiyorum ki. Karides mi, kalamar mı? Her neyse işte. Bir de şöyle pirincimiz var. Sanırım şu yuka olması lazım. Çok emin değilim. Bir de şöyle bir şey koydu. Bunu tam olarak bilmiyorum. Yanında da böyle bir sıvı verdi. İçerisinde kişniş ve yine aynı o şeyden var. Şu gösterdiğim, adını bilmediğim çekirdeğe benziyor. Şundan var. Tadına bakalım. Bir de soğan var. Heh. Bunun fiyatı 4 soles. Peru'da oldukça meşhur ve sevilen bir yiyecek. Tabii ben deniz ürünleri sevmediğim için çok emin değilim. Bakalım tadına. Bayağı limon sıkmış. Tadını birazcık şey böyle bastırmış limon. İyi de bu. Tamam şu çiğ sanırım da. Bu çiğ değil ya, bunu pişirmiş. Şu balığı çok sevemedim. Yani. Çok kötü değil bak. Ben deniz ürünü sevmem. Bunu sırf sizlere göstermek için deniyorum. Bir de merak ettim yani. O kadar çok okudum ki internette ceviche, ceviche, ceviche dedim. Lan bir de deneyeyim şunu yani. Büyük ihtimalle ikinci kez alıp yemem. Ama iyi ki de denemişim. Çok kötü değil. Hatta kötü değil bence. Ama sevdim diyemem mesela.
İlk yediğim şeyi hatırlıyorsunuz yani. Bildiğiniz hamurun arasına biber dolması koymuş gibi yani. Benim için müthiş bir yiyecekti o. Bunu bayağı sevdim. Keza tamayez. O da çok lezzetliydi benim için. Bu o kadar lezzetli mi? Bence değil. Ama kesinlikle kötü değil. Kesinlikle tadılması gereken bir şey. Farklı çünkü. Şimdi birazcık da pazarı gezelim. Burası şu kapalı alan Mercado San Pedro diye geçiyor. San Pedro pazarı diyebiliriz kısaca. Ama sadece böyle kapalı alanda faaliyet göstermiyor. Böyle yanındaki sokaklara aynı bu şekilde bizdeki gibi pazarlarda kuruyorlar. Ben Cusco'ya geldiğimden beri alışverişimi buradan yapıyorum. Uygun yani markete kıyasla çok uygun. Şimdi maskemi takıyorum ve içeri giriyorum. Gracias. Şimdi pazarın içine girdik. Şöyle gezmeye başlayalım. Bak burada kazaktır, pançodur vesairedir. Turistlere yönelik şeyler satılıyor. Çünkü sadece yiyecek, içecek, baharat satılmıyor bu pazarın içinde. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ne güzelmiş ya kazaklar. Quanto cuesta? 30 soles amigo. 30 soles. Aa, 30 solesmiş. Puede probar, hay talla. Aa, güzelmiş bak. Fiyat uygun. 30 soles. Diğerlerine kıyasla bak burada. Böyle battaniye gibi, şalvar gibi şeyler var. Bayağı da çeşit var ya buranın içerisinde. Şu bardaklar güzelmiş bak. Şöyle tam bir tur attığınızı düşünün şeyin içerisinde. Kapıdan giriyorsunuz ya, tam böyle en dıştan bir tur attığınızı düşünün. Turistler için hediyelik eşya, işte panço vesaire. Aa bak böyle pançolar vesaireler, kazaklar satıyorlar. Bazı ara kısımlarda da var. Ama iç kısma girdiğiniz zaman yiyecek, içecek, baharat vesaire onlar başlıyor artık. Bak şu Özbekistan'da da vardı. Şöyle basıyorsunuz buna, buradan su akıyor, elinizi falan yıkıyorsunuz. Burada taze sıkılmış meyve suları satıyorlar. Burası et reyonu. Aa, burada böyle baharat falan satıyorlar. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz bu pazarın içerisinde. Ha, kuru et bile satıyorlar. Meyve, sebze. Aa bak böyle mesela manav da bulabilirsiniz. Ama buradan meyve sebze almanızı tavsiye etmem. Buranın dışına çıkacağız birazdan. Oradaki şeyde, sokaklarda satılan meyve sebzeler daha ucuz. Ve bence daha güzel böyle. Ben oradan satın alıyorum. Bayağı lezzetli. Ve uygun. Burada da ekmekler böyle satılıyor. Şu gördüğünüz ekmeklerin 4 tanesi 1 soles. Bu ekmekler farklı. Buraya özgü, Cusco'ya özgü. Bunlar birazcık pahalı. O yüzden böyle alıp tadına bakamıyorsunuz yani. Burası ekmekçiler kısmı. Escova. Tony Montana ya. Tony Montana. Ah, Tony Montana. Escova. ¿Cómo está? Ben buradan şey almıştım, yanlış hatırlamıyorsam tuz almıştım. Şöyle şu şekilde de satıyorlar tuzları. Normal bizim bildiğimiz o yemeklerde kullandığımız tuzları da satıyorlar. Daha ince böyle kıyılmış. Böyle bir sürü baharat var vesaire var. Buradan da alışveriş yapabilirsiniz. Çay da satıyorlar böyle, paket çay. Fena değil, içerisinde karışık bitki çayı, bitki çayı. Ne buluyorlarsa koyuyorlar içerisine. Ya bak, siyah mısır, beyaz mısır, sarı mısır, arkada farklı çeşitleri de var. Peru tam bir mısır cenneti, patates cenneti. Güney Amerika'daki pazarların içerisinde böyle bölümler var. Restoran kısımları, burada gelip yemek yiyebilirsiniz. Biraz daha uygun oluyor, bence bir tık daha lezzetli oluyor bak. Bir sürü bir şey satıyorlar burada. Genellikle böyle tavuk ve et ağırlıklı. Bildiğimiz dana eti üzerine. Bak mesela burada fiyatlar yazıyor. 7 soles, 10 soles, 13 soles. Buralarda gelip yemek yiyebilirsiniz. Şöyle insanlar tek sıra halinde oturuyorlar. Önlerindeki masada yemek yiyorlar. Çok lezzetli oluyor ya. Ben şey yapıyorum yani, seviyorum. Ama böyle bir pazarda yemek yerken zehirlendim. Orası da bir gerçek. Ne yazık ki.
Bazen o kadar çok kalabalık oluyor ki sıra beklemek zorunda kalıyorsunuz böyle. İnsanların kalkıp gitmesini beklemek zorunda kalıyorsunuz. Şöyle devam edelim. Çok fazla şey satılıyor ve yani baharattır vesairedir, böyle bitkidir, kahvedir, çaydır, içecektir ve ben kestiremiyorum yani ne satıldığını anlayamıyorum yani. Çünkü Güney Amerika'da benim bilmediğim çok fazla şey var ve anlamadığım da çok fazla şey var. İspanyolca yazıyor, çözemiyorum ne olduğunu. Ne güzel ya çiçekler. Burası da Çiçekçiler Sokağı galiba. Aa, çok güzel kokuyor ya burası. Baksanıza ya şurası rengarenk, ne güzel. Bak size söyledim ya, en dıştaki sokak. Hala devam ediyor şey. Hediyelik eşyacılar. Hola. Çok güzel ya. Yemin ediyorum şu işlemeler falan çok güzel değişti. Hangi birini alacağım? Hangi birine para edecek? Hangi birine taşıyacağım? Bu kilimin İspanyolcasını bilmiyorum da fiyatını sormak istiyorum. ¿Cuánto cuesta? 120. 120 soles. Original alpaka? Ha, alpakadan, alpaka yününden yapılma. Belli zaten el dokuması bu. Benim alabileceğim en fazla bu ya, bardak altlığı gibi. Gracias. Baksanıza çok güzel şeyler var da işte. Alıp taşımak mesele, fiyatı daha büyük mesele bence. Aa, burada sandviç yiyorlar. Bir içecekli sandviç yiyorlar. Deneriz onu şimdi. Merak ettim bak. Çok seviyorum ya ben Güney Amerika'daki pazarları. İçerisinde yok yok yani. Bir girdiniz mi saatlerinizi harcayabiliyorsunuz yani. Oturuyorsunuz daha böyle yemek yiyorsunuz. Bakın insanlar bayağı da güzel tabak yiyor ha. İnsanlar oturuyorlar, yemek yiyorlar, geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Şu bir tane sandviç yiyorlar da çözemedim ne olduğunu ya. Onu deneriz birazdan. Ya bak. Bir sürü çeşit patates var demiştim ya. Yani aklınızın, hayalinizin alamayacağı kadar çeşit patates var. Benim internette okuduğum 1300 çeşit. Ne kadarı doğru, ne kadarı yalan bilmiyorum ama şuraya bakar mısınız? Ya fiyatları da görüyorsunuz yani. Gördüğünüz fiyatları bu arada düz hesap 4,5 ya da 5 ile çarpın. Yani 1 soles 4,5 Türk lirası. Siz düz hesap 5 ile çarpabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla 1,5 sol, kilosu 1,5 sol ile 2 soles arası. O mesela o patateslerin. Dışarı çıktığımızda da işte domatesin, biberin, ne bileyim soğanın da hani temel şeylerin de böyle kilosunu söylerim. Çok böyle pazar fiyat videosu yapmak istemiyorum. Ona soruyorsun, ona soruyorsun. Gidiyor birisi azarlıyor seni vesaire. O yüzden böyle yemek videosunun içinde bu fiyatı da az buçuk kaktırıyorum. Kusura bakmayın bu videoluk. Bayağı bir kalabalık. Şöyle bir menü koyuyorlar önünüze, tamam mı? Mesela çorba veriyor, bir de ana yemek veriyor. 6 soles. Ben de oturdum. Şöyle oturdum. Ablam çatalımı da kaşığımı da getirdi. Yemeğimi yiyeceğim şimdi. Bak şu komidas yazıyor ya. Komidas yemek demek. Komidas bölümü yani yemek bölümü C kısmı. Burası bayağı kalabalık ya. Bayağı kalabalık. Ben de o sandviçi yemekten vazgeçtim. Peynir ekmek gibi bir şey yiyorlar, yanında bir de bir içecek içiyorlar. Dedim ki bir güzel bir yemek yiyeyim yani seviçenin üzerine. Birazcık beğenebileceğim bir şeyler yiyeyim. Bakalım bir şey söyledim ama ne söyledim bilmiyorum yani. Şöyle menü.
İspanyolcası olan okusun. Şöyle bir çorbayla yemeğimize başlıyoruz. Patates var, pirinç var sanırım, şu kişniş ve soğan. İçerisinde bir de et parçası gördüm sanki ama karışmış da olabilir. Adını söyledi abla ama çok anlayamadım. Geleneksel buraya özgü bir çorba. Dediğim gibi çorba artı ana yemek 6 soles. Güzel kokuyor ama. Lezzetli ama ya şu kişniş tadını birazcık bozuyor ya. Bu Allah'tan çok şey değilmiş böyle. Sert bir tat gelmiyor. Sert böyle baskın bir kişniş tadı gelmiyor. O yüzden beğendim. Bu arada şu soğan değilmiş bu. Şu soğan değil. Tam olarak anlayamadım ne olduğunu. Yuka da olabilir. Yuka'yı tam olarak nedir bilmiyorum. Tadı nasıldır bilmiyorum. Yemeklerin arasında hep böyle veriyorlar ama anlayamıyorsun yani. Böyle kendisini öz olarak yemedim daha. İlla ki ama yemeklerin arasında yemişimdir. Hmm. Fena değil. Çok lezzetli değil ama fena değil. İkinci tabağımız geldi şimdi dostlar. Şöyle yemyeşil bir sosu olan spagettimiz var. Onun yanında da kemikli dana eti var. Şöyle göstereyim size. Şöyle kemikli bir dana etimiz var. Bu yemeğin ismi Tayyerin Verde. Abla hep bunu satmaya çalışıyordu. Sürekli bunun ismini söylüyordu. Dedim abla bana ondan ver ya. Merak ettim yani. O kadar satmaya çalıştı. Merak ettim. Şansa da hep böyle gördüm insanlar bunu yiyor. Yanında soruyorlar size. Balık mı istiyorsun, tavuk mu istiyorsun yoksa dana eti mi istiyorsun? Ben de geçen tavuktan zehirlendiğim için bu sefer dana eti aldım. İnşallah bunda zehirlenmeyiz. Çok da güzel kokuyor abi bu arada. Şöyle tabağımı tekrardan sizlere göstereyim. Şöyle hemen bir tadına bakalım. İnşallah bu sos, spagettinin sosu kişnişli değildir. Çok hafif bir kişniş tadı geliyor çünkü. Çok hafif bir kişniş tadı alıyorum. Ama farklı tatlar da geliyor, o yüzden bastırıyor yani. Ulan şansıma da çok hafif bir kişniş tadını alıyorum ya. Neyse. Çok kötü değil. Yani sosunu çok beğenmedim makarnanın, kişniş yüzünden o da. Ama kötü değil. Çünkü buradaki kişniş o kadar şey değil böyle hani belirgin bir kişniş tadı, böyle net keskin bir kişniş tadı almıyorsun. Hafiften böyle sezdiriyorlar ama. Şimdi eti de deneyelim. Hmm, çok sertmiş ya. Et güzel. Et lezzetli, beğendim. Biraz da sokakta kurulan pazara gezelim. Birkaç bir şeyin de fiyatını sormak istiyorum sizlere göstermek için. Hola, ¿cuánto cuesta kilo? 6 soles. 6 soles. Gracias. Kivinin kilosu 6 solesmiş. Bak şurada sarı elma var, kilosu 2 soles. Üzüm var, kilosu 3 soles. Ondan sonra kayısı var, kilosu 3 soles. Burada kivinin kilosu 3,5 soles. Abla daha demin 6 soles dedi bana. Yabancı görünce kilitliyor bazıları ya. O yüzden iyi şey yapın yani. Hani ilk gördüğünüz yerden almayın. 4-5 yere sorun. ¿Cuánto cuesta un kilo? 9 soles. Gracias. Çiğin kilosu 9 soles dedi. Başka şurada mandalin var. Onun kilosu 2,5 soles. Ha, burada bak mandalinin kilosu 2 soles.
Çilekler çok güzel görünüyor. Hola señor, ¿cuánto cuesta un kilo? 4 soles el kilo. 4 soles un kilo. 4 solesmiş 1 kilosu. Gracias. Así está. Az buçuk meyve öğrendik. Şimdi bir de domates falan bulalım. Domates soralım. Ha bakın burada domates buldum kilosu. 1,5 sol. ¿Cuánto cuesta un kilo? Un sol. Soğanın kilosu da 1 solmuş. Ama birazcık küçük bir soğandı o. Burada böyle tavukları, etleri hep dışarıda satıyorlar ya. Hani hostelde baksanıza hep üzerinde sinek minek bir şeyler var. Hostelde hep böyle kendim pişirmeye başladım şey olduktan sonra, zehirlendikten sonra. Güvenemiyorsun yani, böyle güzel bir yemek yapayım diyorsun ama. Baksanıza böyle dışarıda satıyorlar. Ben şimdi alayım, nasıl tavuk sote yapayım kendime? Canım da çekiyor ha, böyle hani böyle bir pilav yapayım ya da bir makarna yapayım, yanına böyle soslu tavuk sote. Ama cesaret edemiyorum maalesef. İşte et tavuk yiyeceğim zaman dışarıda yiyorum, büyük ihtimalle onlar da öyle aldığı için. En temiz onlar yapsın yani, bir de kendi kendimi zehirlemek istemiyorum. Pazar böyle işte ya, yani şöyle başka ne sorabilirim, hoş salatalığını sorayım ya. ¿Cuánto cuesta un kilo? 50. Unidad, unidad. Un 50. Ha, şöyle bir tanesi 50 centmiş. Ha, gracias. Bayağı büyük ya buradaki salatalıklar. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Canım benim ya. Bak. Abla da ona gidiyor. Böyle işte domates, soğan, havuç. Yani sıradan pazar. Tek şaşırdığım olay bu patates mevzusu ya. Çok fazla çeşit patates var. Hangi birini alacaksın, hangi birini yapacaksın yani. ¿Cuánto cuesta? Dos soles. Dos soles. Uno, por favor. Dostlar bu da şeker kamış suyu. Brezilya videolarını izleyenler bilirler, ben bayılıyorum buna. Yani Brezilya'da en çok içtiğim şey bu olabilirdi. Aa güzelmiş bak, bu da güzelmiş. Bazılarının tadı çok şey oluyor ya, böyle değişik oluyor. Her yerde aynı olmuyor ama bu lezzetliymiş. 2 soles tanesi. Ha, şu kapalı alan işte daha demin gezdiğimiz o Mercado San Pedro. Çevresinde de böyle bizim standart bildiğimiz pazarlar kuruluyor. Bu pilavla tavuk satıyor abla. Kesin yanında da böyle değişik bir sos vardır. Hepsini karıştırıyorlar, bir tabağa koyuyorlar. Artık 5 soles, 6 soles, 4 soles neyse. Sokakta böyle seyyar şeklinde satmaya devam ediyorlar. Aman Allah. Pardon. Hola. 3 soles. 2 soles. Şundan alayım, 2 soles alayım abla. Şöyle vereyim. Gracias, dostlar. Çiroz aldım. Şu 3 solesmiş. Bunda daha az olduğu için 2 soles. Bir de böyle içerisine karamel koyduğu var. Çikolata koyduğu var ablanın. Vallahi burada taze yapıyor diye aldım. Böyle kesiyorum sürekli sabahtan beri. Taze çıtır çıtır çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum bunu. Bunun içerisine de çikolata karamel bir şey sıkmıyor. Biraz daha ufak. Hamur yani. Çiroz diyorlar burada. Bizde de çiroz diye satıyorlar. Bak burada da satıyor abla. Ben çok seviyorum bunu ya. Buna şeker bulamış abla. Bayağı da lezzetli. Ama taze ise lezzetli. Bayat olunca böyle yenmiyor. Bakalım. Çıtır çıtır.
Vallahi taze seni bulduk şansa. Güzel. Ya yani çok basit bir şey ama benim çok sevdiğim bir şey. $1.50. Şöyle vereyim abla. Şöyle bir tane kendime Inca Kola aldım dostlar. Burada oldukça meşhur. Şimdi açalım bir içelim. Gracias. Şöyle sarı renkte, tadı enerji içeceğini andıran bir içecek. Inca Kola. Peru'da oldukça meşhur. Ben sevdim bunu yani. Hoşuma gitti. Size de göstermek istiyorum. Birkaç kere böyle alıp içtim. Bu küçük şişe 1,5 sol. Bunun 2,5 litreliği var, o da 8 sol ya da 8,5 sol gibi bir şey yapıyor. Yani TL'yi çevirmeyin. Sakın TL'ye çevirmeyin. Ben dolar olarak hesaplıyorum artık her şeyi. Çünkü TL'ye çevirince inanılmaz canım sıkılıyor. Bakın ben TL kazanıyorum. Gerçekten TL kazanıyorum. Aslında TL'ye çevirmem lazım. Ama yine de canım sıkılmasın diye dolara çeviriyorum. Ki gerçi yine de canım sıkılıyor. Yalan değil. Şu hemen şu tarafta da biri sanırım hayatını kaybetmiş. Geçerken gördüm de polis orayı çevirmiş. Yerde yatıyordu adamcağız. İleride de köpeği yatıyordu galiba. Yanlış görmediysem. Bir adam bir de köpek. Üzerini örtmüşler. İçim parçalandı ya görünce. Kararttık dostlar. Yine pazar yerinin o taraftayım. Akşam olunca yine burada yemekçiler çoğalıyor ya. Bakın mesela burada abla bir şeyler satıyor. Böyle patates, matates, sosis satıyor, pilav satıyor. Burada antikuça satıyorlar. Yanlış bilmiyorsam bu kalp olması lazım böyle patatesle. Bir de yanında sosis satıyorlar. Yani et satıyor, sosis satıyor mangalda ama o beni kesmez. Şöyle pilavlı milavlı bir şeyler yiyelim ya, karnımız doysun. Burada yiyebiliriz sanırım. Oo, bayağı yemek yiyen var burada. Şehrin diğer tarafına yürüdüm. Orada böyle seyyarlar kurulmuyor. Bu pazar yerinin yakınında kuruluyor. O yüzden ben de tekrardan buraya döndüm yemek için. Burada böyle çorba, et, makarna, yumurta. Çorba şeklinde yapıp o şekilde satıyorlar. Burada ne satıyor? Patates, pilav, yumurta. Şunu yiyelim ya. Bak bundan hiç yememiştim. Bolivya'da çok gördüm. Hiç yememiştim bundan. La señora. Una plato por favor. Abi dil bilmemek çok kötü ya. Te voy a montar papa. Oh, okay. Gracias. Dostlar şöyle bir tava kaldım. Abla pilav koydu, salata koydu, yumurta koydu, bir de patates koydu. Şu hemen tezgahı burada alalım. Burada pişiriyor. Bu şekilde satıyor. 5 soles. Şu 5 soles. Güzel. Bak ilk defa bu kadar yağlı pilav yiyorum. Güney Amerika'da. Genelde böyle kuru yavan olur ama bu bizim pilavlara daha çok benziyor. Güzel bir tabak ya. Doyurucu bir tabak. 5 soles. Yani gidip restoranda mesela yiyeceğinize böyle sokakta yiyebilirsiniz bence. Çünkü restoranda en ucuz tabak böyle 10-12 solesten başlıyor ve yani tabii lezzet farklı olabilir, yediğiniz şeyin kalitesi daha farklı olabilir, ne bileyim tabak daha büyük olabilir vesaire ama ben sokak yemeklerini daha çok seviyorum şahsen ya. Evet, bu abla kendi yapıyor. Genelde sokakta yemek satanlar kendileri yapıp getiriyorlar. Yani bizim şöyle düşün yani. Annen, baban, ablan, kardeşin, abin evde yemek yapıyor. Sokakta götürüp satıyor. O mantık. Hola. ¿Cuánto cuesta?
Cinco soles. Cinco soles. Una, por favor. ¿Qué le doy? Carne, corazón. Carne, por favor. Güzel kokuyor ya. Gerçekten güzel kokuyor. O yüzden denemek istedim. Ay tiene caserito. Burada böyle soslar da var. Burada sormanız gerekiyor. Sosis mi, tavuk eti mi, domuz eti mi, dana eti mi? Ona göre hangisi varsa yiyebilirsiniz. Ben şu dana etinden deneyeceğim. Çok güzel koktu ya. Gracias. Şöyle patatesle birlikte veriyorlar. Önce patatesi bitireyim de sonra ete geçeyim. Çok güzel kokuyor et ya. Burada yani Brezilya'da da Bolivya'da da etler çok lezzetliydi. Yani hakkını vermeliyim, özellikle Bolivya'da etler aşırı lezzetliydi. Bakalım burada nasıl? Güzel. Biraz karabiberi çok koymuşlar sosa. Yoğun bir karabiber tadı alıyorum. Beğendim ya, kötü değil bence. Bir tık karabiberi fazla sadece, onun dışında güzel. Ama şunu görünce aklıma sucuk geldi. Niye geldi bilmiyorum da sucuk ekmek çekti canım ya. Buenas noches, señora. Buenas noches. Uno, por favor. Aquí. Para ayudar. Aquí. Ya, ahorita. Şurada bir tezgah gördüm de sıcak içecek yapıyor teyze. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Herkes gelip içiyordu. Ben de günü içecekle bitirmek istedim ya. ¿Cuánto cuesta? 1.50. 1.50. 1.5'muş. 1.5 soles. Uno, por favor. Hola. Hola, saluda poquito. ¿Cómo está? Bien. Dur abla oturuyor orada, gel. ¿Cómo se llama? Me llamo Kale. Burak. Mucho gusto. Mucho gusto. Canım benim. Está grabando cómo se llama mate. Ah, no habla español. Poquito. Poquito español. ¿Mate? Estás grabando. Está grabando lo que sirve. Ajá. Todo. Ah, para Turquía. Ay, ay, me encanta. Ay. Sí. Türkiye'yi seviyormuş abla. Bak beden diliyle anladım. Blanca olsun abla. Roma blanca. Hı hı. Ay rampo. Aha, ondan da koy abla. Mate? Sí, mate. Ah, mate çayıymış. Bordo. Ondan da koy abla. Limon. Limon. Limon da döktü. Bir şeyler döktü valla. Şuradakini hepsini döktü. En sonunda mate çayı koyuyor. Güzeldir ya. Ben seviyorum mate çayını. Oo. Ne güzel hazırladı ya. Şöyle vereyim valla. Muchas gracias. Gracias. Şu 1.5 sol. Şöyle bir mate çayı. Muy rico. Lezzetli bayağı. Bayağı lezzetli. Hola. Hola, Dios. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo te llama? Rosa. Mucho gusto. Burak. Burak. Hola, Dios. Gel. Sí, sí, gel. Sí, sí. Mucho gusto. Hola. Hola, ¿cómo está? Ah, muy bien, ¿cómo está? Me da gusto. Evet dostlar, yedik, içtik, gezdik ve günü bitirmenin zamanı geldi. Bu kardeşimizden bugünlük, bu videoluk bu kadar. Bütçem yettiğince bir şeyler denemeye çalıştım, farklı yemekler denemeye çalıştım. Beğendiğim şeyler oldu, beğenmediğim şeyler oldu. Ama genel itibariyle Peru mutfağı için
lezzetli diyebilirim. Benim için tek problem kişniş. Yani bugün için tek problem kişniş oldu. Birçok şeyin içinde kullanıyorlar. Allah'tan şey değil böyle hani İran'da yediğim kişniş gibi keskin bir tadı yok, keskin bir kokusu yok. O yüzden genel itibariyle lezzetli bir mutfak. Başka ne diyecektim? Farklı şeyler denemeye çalıştım. En çok da şeyi sevdim ama ilk yediğim o Reno vardı ya, tam bir biber dolmasıydı benim için. O kadar lezzetliydi ki yani ben o ablayı bulur ya da başka Reno satan ablayı bulur, İlla ki ondan yerim yani. O kadar çok sevdim ki anlatamam size. Benim için favori oydu. Bilmiyorum sizlerin favorisi hangi yemekti? Yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir tane bir yemek var burada. Yine domuzu pişiriyorlar. Onu bulamadım. Onu bir önceki videoda göstermiştim. Cusco'yu gezdiğimiz videoda. Sizden ricam, onu merak edenler ona bakabilirsiniz. Bu videoda göstermek istiyordum aslında. Hatta böyle midem el verirse de tatmak istiyordum. Çünkü çok değişik bir görüntüsü var yani. Önce görüntüsü güzel olması lazım ki gönül rahatlığıyla yiyebileyim. Cesaret edebilseydim onu tadardım bugün ama göremedim maalesef. O yüzden bir önceki videoya giderseniz, izlerseniz nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Diyeyim ve videoyu da bitireyim. Ha, hostelim de burası. Marvelous Hostel. Gayet güzel. Tur da satıyorlar. Turlarına katılmadım ama hostel gayet güzel, temiz. İnterneti çok iyi. Manzarası güzel. Merkeze de çok yakın. Bir önceki videoda değil, ondan önceki videoda gösteriyorum. Cusco'ya geldiğim videoda, zehirlendiğim videoda gösteriyorum. Bakabilirsiniz merak edenler. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim kendinize. Çok iyi bakın.